Bonding nasıl uygulanır diye insanlar merak ediyor. Bonding uygulamasında esas konu şu, hekimin bilgisi ve becerisi. Bonding'de kompozit esaslı malzemeler kullanılır. Kompozit esaslı malzemeler genelde hamur kıvamındadır. Hekim dişin rengine uygun renk veya renkleri seçer. Bazen birkaç farklı rengi karıştırarak kişinin rengine en uygun rengi bulur. Ve bu hamur kıvamında malzemeleri dişin yüzeyine özel bir yapıştırıcı ile yapıştırır. Aralık olduğu durumlarda sadece dişin arasına, dişin kırık olduğu durumlarda sadece dişin kırık olan kısmına, yani dişin madde kaybı olan veya eksik olan kısmına uygulanır. Dişin diğer yerlerine bonding uygulamak tam doğru olmaz. Bazı durumlarda dişin bütün ön yüzeyine uygulandığı görülüyor. Ancak genelde sadece eksik olan kısmı uygulanır. Hamur kıvamında malzeme, uygulanacak diş yüzeyi temizlendikten sonra o bölgeye yavaşça uygulanır. Hekim oraya şekil verir. Şekil verdikten sonra özel bir ışın kaynağı ile malzeme ışınlanır. Işınlandıktan sonra dişin sertliğine kavuşmuş olur. Yani diş kadar sert bir malzeme olur. Ve hekim özel diskler, dönen aletlerle şekil vererek malzemeye şekil verir ve dişle sıfırlanması işlemini yapar. Yani dile takılan, fazlalık olan bir yer olmamalıdır. Diş etiyle uyumu da sıfır olmalıdır. Bonding işlemi bu şekilde uygulanır. Aşağı yukarı diş başına bu uygulama yarım saat sürer.